Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlerle arkadaşlar bir zemin mekaniğinde önemli konudan bahsedeceğiz. Permeabilite. Permeabilite ile ilgili bir tane işte sorumuz var. Ona bakacağız. Bir saniye sesi de açalım şöyle. Permeabilite tabii ki önemli bir konu. İnşaat mühendislerinin hatta tıp okuyan insanların bu permeabilite ile ilgili bilmesi gereken birçok konu var. Permeabilite tabi bildiğiniz gibi K ile gösterilir. Yani permeabilitenin mesela nedir? Mesela bir zeminin dağılımına bağlıdır. Yani granülometresine bağlıdır. Zeminin boşluk oranına ve porozitesine bağlıdır. İşte K yani buradaki permeabilite. Permeabilite dane şekline bağlıdır. Düzey dane işte yüzey pürüzlüğüne bağlıdır. Boşlukları şekline bağlı olacak şekilde değişir. Yani daha geniş boşluk örneğin olduğu zaman farklı olur. Permeabilite suyun sıcaklığını ve akışkanlık katsayısına da yani nü'ye bağlıdır. Permeabilitesinin peki bulunmasının faydaları var. Önce bunları bir kısaca anlatayım. Sonra bir tane problem var, onu çözeceğiz. Permeabilitenin bulunmasının faydaları şöyle. Temel çukurlarına gelen su miktarları işte hesaplanır. Bu işlem işte o zeminin permeabilite katsayısını hesaplamasıyla olur. Su temini ve ekonomisini elde edecek gidebilecek su miktarını hesaplayabiliriz. Su biriktiren yapılardaki su kaçaklarının hesaplanmasında permeabilitenin bulunması gerekiyor. Buna örnek işte toprak, barajlar, seddeler örnektir. Atatürk Barajı da örnek olarak verilebilir. Dördüncü olarak su biriktirme yapıları ve basınçlı su altındaki temellerin stabilitesinin hesabında kullanılıyor. Burada mesela permeabilite yani Darcy kanunu ile de alakalı. Darcy kanunu neydi? Bunu ben buraya kısaca yazarsam V eşittir K çarpı I'di. Burada I eşittir I neydi? Delta H bölü L idi. Bunları inşaat mühendisliğinde okuyan arkadaşlarımız bilir. Bitirenler de bilir. Tabi zamanla bitiren arkadaşlarımız şunu söyleyeyim. Bilgi çabuk unutuluyor. Bilginin unutmamak için tekrarlar gerekiyor. Ben de zaten bitirmeme rağmen inşaat mühendisliğini tekrar ederek bunları sağlıyorum. Yani tekrar çok önemli. Burada I delta H bölü L olduğunu söyleyeyim. I burada neydi? Hidrolik eğimdi. Bunu yani bilirsiniz diye düşünüyorum. Hidrolik eğim. Yani fazla açıklamıyorum bazı şeyleri. Zemin noktadan noktaya değişkendir mesela. Burada şuradaki V nedir? Filtre hızıdır. Filtre hızı. Buradaki bir de peki sızma hızı nedir? Sızma hızında V bölü N'den buluyoruz. N de porositeydi. V de filtre hızıydı. VS de sızma hızı. Bunların hesaplarını bilmemiz lazım. Nasıl yapıldığını, nasıl edildiğini. Şimdi bunları siliyorum. Şimdi problemi yazacağız ve problemde bunları ya da işte permeabiliteyi oranını kendimiz bir bulacağız. Şimdi şöyle burada işte bir kum zemin numunesi üzerinde sabit seviyeli işte permeabilite deneyi yapılmıştır. Permeabilite içine konulan kumun kuru ağırlığını vermiş. İşte 2500 gram. 2500 gramı vermiş. Burada aynı zamanda şunları da söyleyeyim. Mesela permeabilite sorularında biz permeabiliteyi bulurken K eşittir Q debi bölü A çarpı I çarpı T formülünden yararlanacağız. Sabit seviyeli kabataneli zeminler için. Kabataneli zeminler için. Buradaki Q'yu da A çarpı K çarpı I çarpı T formülüyle hesaplıyoruz. Daha sonra yerlerine koyuyoruz. A da kesit alanı zaten. Oradan zaten şimdi şunları bir daha silelim. Yine aynı şekilde. Bunları bildiğinizi düşünerek sadece problemi yapacaktım ama yine de yazayım dedim. Şimdi 2500 gram kum numunesinin yüksekliğini yani buradaki kum soruyu bir yazalım. Numunesi yüksekliği kaç verilmiş? İşte 20 santim diyelim. En kesit alanı 78 santimetre kare. Şekli çizeceğim zaten.
78 santimetre kare A eşittir 78 santimetre karedir. Burada peki deney esnasında üst yani deneyi zaten kabını bilirsiniz. Birisi yukarıda, birisi aşağıda. Dereceli kap da var onun ucunda. Deney esnasında üst L eşittir 20 santim. Üst ve alt su seviyeleri. Şunu sileyim. Üst ve alt su seviyeleri. Güzel bir soru bu. Çok güzel bir soru. Arasındaki fark mutlaka izleyin. İş hayatında yardımcı olur size. Bu soru önemli bir sorudur. 25 santim olarak verilmiş. Bu aslında aynı zamanda delta haçtır. Bunu da söyleyeyim. Olarak sabit tutulmuştur. Burada T eşittir 3 dakika zaman. 3 dakika sonunda numuneden geçen su miktarı bu önemli. Geçen su miktarı Q eşittir 2,2 litre. Q eşittir 2,2 litre. 2,2 litredir. Burada kumun daha ne birim hacim ağırlığı? Kumun daha ne birim hacim ağırlığı yani gamase 2,65 gram bölü santimetre küptür. Gram bölü santimetre küptür. Filtre hızı V yani ve sızma şöyle biraz küçültelim. Sızma hızı vs bulunuz. Vs'yi bulunuz şeklinde bir soru. Şimdi problemimizi bir daha okuyalım. Şimdi bir kum zemin numunesi üzerinde sabit seviyeli permeametre deneyi yapılmıştır. Permeametre içine konulan kumun kuru ağırlığı 2500 gram W. Kum numunesi yüksekliği 20 santim, enkest alanı da 78 santimetrekaredir. Deney esnasında üst ve alt su seviyeleri arasındaki farkı vermiş. Delta H 25 santim ve sabit tutulmuştur. T eşittir 3 dakika sonra numuneden geçen su miktarı 2,2 litre olduğuna göre kumun daha ne birim hacim ağırlığı da 2,65 gram bölü santimetre küp olduğuna göre filtre hızı ve sızma hızını bulunuz. Şimdi bize verilenleri bir yazalım. Şöyle Q eşittir 2,2 litre verilmişti. Bunu biz tabii ki santimetre küpe çevirirsek 2200 santimetre küp olur. Yani şöyle bulursunuz bunu. Şöyle diyeyim. 2,2
litre 0,0022 metreküptür. Tamam mı? O da 0,0022 çarpı 10 üzeri 6 ile çarparsak santimetre küpe çeviririz. O da 2200 santimetre küp eder. Burada tabii ki W'yu vermiş. Kaç vermiş? 2500 gram. L'yi vermiş 20. 20 santim. A'yı vermiş 78 santimetre kare. Delta H'ı vermiş 25 santim. T'yi vermiş 3 dakika. Q'da zaten yazdık. Q'yu en başta yazdık. Onu daha yazmamıza gerek yok. Şimdi ne yapacağız? Önce bir şekli çizeyim size. Bu şekli belki laboratuvarda görmüşsünüzdür. Şöyle. Bunun şöyle bir şekli var. Tam düz çizemiyoruz ama çizmeye çalışıyoruz. Şöyle. Şuradan şu seviyede şöyle bir şey çizeceğiz. Şekli çizmemiz önemli. Şöyle şuradan delta h'ın yerini zaten tahmin etmişsinizdir. Şöyle çizersek delta h şurası delta h eşittir. Santim. Şurada dereceli kabımız var. Dereceli kabımız. Şurada dereceleri belli ediyor. Şuranın alanı 78 santimetre kare. Şuradan şurası L eşittir 20 santim. Bu zaten şuydu. Şurada şuydu. 25 santim buydu. Bunların hepsini görüyorsunuz. Şimdi soruyu çözmeye başlayalım. Önce bizim şu lambda k'yı bulmamız lazım. Bu W bölü V'den bulunuyor. Onu zaten vermişti. 2500 bölü hacimiz ne? 78 santimetre kare çarpı neydi? 20 santimetre yükseklikte çarpıyoruz hacmi bulmak için. Alan çarpı yükseklik. Hacmi bulduk oradan. Yani birimimiz santimetre küp cinsinden çıkacak. O da 1,60 gram bölü santimetre küptür. Gamma K bizim formülümüz vardı. Kuru birim hacim ağırlığının. 1 eksi N çarpı kumun tane birim hacim ağırlığı yani. Oradan hemen zaten bulmuştuk bunu. 1,6 eşittir. 1 eksi n çarpı 2,65. Bu işlemi yaptığımızda porozite yani n'yi 0,40 olarak 0,40 olarak buluruz. Bunu güzel yazalım. 0,40
0,40 olarak buluruz. Peki kumun hidrolik eğimini nasıl bulacağız? Onu da yani i'yi nasıl bulacağız? İ neydi? Delta H bölü L'ydi. O da delta H'ı 25 vermişti. L'yi de 20 vermişti. 25 bölü 20'den 1,25 şeklinde bulunur. Sonra T'yi 3 dakikayı biz saniyeye çevireceğiz. 3 çarpı 60'tan 180 saniye şeklinde buluyoruz. Formülümüz neydi? Q yazdım onu eşittir. A çarpı K çarpı I çarpı T. Burada Q'yu vermişti 2200 eşittir. A'yı da verdik. Onların hepsini yerine koyarsak A'mız neydi? 78 yazalım hepsini. 78 çarpı 1,25 çarpı 3 çarpı 6. Çarpı 60 diyeceğiz. Evet. Yani 180 saniye. Şu T. İyimiz bu. Alan da bu. 78. K'yı buradan kaç buluyoruz? 0,125 santimetre bölü saniye. Permeabiliteyi bulduk. Biraz küçültelim bunu. Biraz küçültüp şöyle yukarıya alacağım. Evet, daha sonra Fitrazını bulalım. Fitrazı V eşittir K çarpı I'di. 0,125, onu zaten bulduk permeabiliteyi. Çarpı 1,25'ten 0,156 santimetre bölü saniye şeklinde buluruz. Daha sonra şunu sızma hızını bulalım. Yani VS eşittir neydi? V bölü neydi? 0,156 onu bulduk. Fitre hızını bölü orijite 0,40 onu da şurada bulmuştuk. O da eşittir 0,39. Şunu bir sileyim. ,39 santimetre bölü saniye. Şu 0,40 şuradan geliyor. Tamam mı? Ne değeri şeklinde soruyu çözmüş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere.